Öncelikle e, Muharrem ayı peygamberimizin, Hatice validemizin, Hazreti Ali'nin, Hazreti Fatıma'nın ve Ehlibeyt'in matemde olduğu günlerdir. Aslında Muharrem ayının sahibi Resulullah Efendimizdir en başta. Dolayısıyla eee biz İmam Hüseyin Aleyhisselam'ın şehadetinden dolayı peygamberimize ve Ehlibeyt'e İmam Hüseyin'in soyundan gelen seyitlerimize alimlerimize, fakihlerimize ve İmam Hüseyin aşıklarına tesliyet arz ediyoruz. Kerbela olayı insanlık tarihinin en dramatik, en acı olayıdır. Hiçbir benzeri yoktur. İnsanlık tarihinde Kerbela olayı gibi Peygamberimizin can parçasının o susuz çölde hiçbir insana yapılmayacak şekilde katledilmesi, daha sonra onların mübarek başlarının bedenlerden ayrılarak şehir şehir gezdirilmesi, peygamberimizin namusunun, peygamberimizin ailesinin, kızlarının zencirlere vurularak şehir şehir gezdirilip tahkir edilmesi, onların şahsiyetlerine hakaretler edilmesi gerçekten hiçbir insanlık tarihinde yoktur. Kerbela bizim düştüğümüz yerdir. Ümmet olarak Kerbela'da düştük. Ama yeniden eğer biz sevgi, barış, kardeşlik istiyorsak, dirileceğimiz yer, yeniden yeşereceğimiz yerde, kalkacağımız yerde Kerbela olmalıdır. Kerbela'yı ilk önce iyi bir tahlil etmemiz lazım. Kerbela bizim e, ayrıştığımız yer değil. Kerbela ümmetin birleştiği yerdir. Çünkü Kerbela'da İmam Hüseyin Aleyhisselam, Kur'an-ı Kerim'in tetir ayetinde yüce yaratanın buyurduğu gibi inna ma yuridullah li yuzhiba ankum ricse ehlel beyt ve yutahhirakum tatheera dediği o temizlenmiş pak ehli beytin bir ferdidir. Yani temizlenmiş kötülüklerden uzaklaşmış bir insanın makam, mülk, fitne için bir şey yapması asla ve asla düşünülemez. Ve yine Peygamberimiz Meveddet ayetiyle La es'elukum aleyhi ecren illel meveddete fil qurba diyerek İmam Hüseyin'i bize emanet etmişti. Ama biz maalesef ümmet olarak İmam Hüseyin'e sahip çıkamadık. Ee, Kerbela olayından sonra esirler Şam'a götürüldüler. Ee, Peygamberimizin çocukları Şam'a götürüldüler. Ve o Şam'ın harabelerinde Hazreti Zeynep Hazreti Ali'nin kızı, Hazreti Fatıma'nın kızı hüzünleriyle tarihe seslendi, bize seslendi. Uykularım kaçar gece yarısı, sabahı beklerim, kimseler bilmez. Mersiye okurum, ağıt yakarım, ay benimle ağlar, yıldızlar bilmez. Şam yolları döküldü kalemime, yüreğim sel oldu, aktı gözüme. Sanki bir ok saplanmış göksüme, Onurum kırılmış düşmanım bilmez. Tarihe mal olmuş kanı silinmez. İlahi seninle ahit bağladım. Rugeyye ebel fezle ben Hüseyin'e ağladım. Turi Sina'da değil Şam'da aşağılandım. Anam sabrımı ağlar hacerler bilmez. Bu zulüm tarihten artık silinmez. Allah'ı bilmez, vicdanı bilmez. Peygamber yavruları zalim böyle dövülmez. Kerbela'dan çıkaracağımız dersler çoktur. Kerbela'dan çıkaracağımız en önemli ders, Kerbela bütün gönüllerin birleştiği bir vahdet yeridir. Bu matem merasimlerine baktığınızda herkesin, her kesimden, her inançtan, her yaştan insanların İmam Hüseyin matemine katıldığını görürsünüz. Namaz kılan, kılmayan, hicaplı, hicapsız, hatta gayrimüslimlerin Irak'ta, Lübnan'da kiliselere dahi İmam Hüseyin'in sloganını astıklarını görürsünüz. Çünkü Kerbela'da herkes kendine ait bir şey bulur. Kerbela gönüllerin birleştiği yerdir. Kerbela insanların bir araya gelip ortak onurlu yaşamlarını, onurlu yaşam arzularını dillendirdikleri yerdir. Maalesef bazı yerlerde bu yanlış algılanıyor. Sanki Kerbela insanları bölüyor. Kerbela olayını açıklamak, Kerbela matemini anlatmak insanları bölür diye, ihtilaf çıkarır diye genellikle anlatmıyorlar. Ama Kerbela'yı anlatmak lazım. Çünkü demin okuduğum Tahir ayetinde temizlenen, İmam Seyyid muttaka insanları birləşdirir.